Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli tinozur görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki bulu atkan gün tertiptiki haberlerine huzuruna olsunumuz. Kanalımızda dıktanlar ekranımız olsun. İşsizlik meselesi Xitay'nın çoğun başkentinciliğe aylandı. Fransiya Xalqara Radyosu'nun haberde bildirilişçe Xitay'da her vakit kan kölemlik işsizlik kilip çıkış ihtimallıkı bar bulup, Xitay'da aileleri bu meselege ciddi karışkı başlayan. Xitay iqtisadiga bo'lgan turlik besimlarning kuchayishiga ergashib, bunundan kelib chiqqan ijtimoiy masalalar mu Xitayning boshqa etinchiligiga aylangan. Xitay Kompartiyasi 6 dekabr ochgan yig'inda atalmish 6 muqimlikni alohida ta'kidlagan bo'lib, buning ichida muqim ishqi o'rinlishni eng oldingi o'ringa qo'ygan. Xitay Kompartiyasi jamiyatdagi zo'r ko'lamlik issizlik sababli xalqning qo'zg'ulib ketishidan qattiq andish qilayotgan bo'lib, bu vaqtda maxsus hujjat tarqitib her kaysi jaylarının ıssızlık sebebinden kilip çıkan tuyuksuz vakalarını en tiz süratli bir taraf kılıp, kengiyip gitişinin aldığını ilişi gerektiğini katlıq tekitligen. Xitay'daki bir kısım iqtisat şunaslar kelgüsü 10 yıl içinden Xitay'nın iqtisadi eşiş nisbitinin 5%'nin aşalmaydıqanlıqını otturgu koygan bolsa mı, onlarının bu sözleri tiz süratli cimik durulgan. Yaponiya bosh vaziri Xitoydan Sharq Turkiston haqida aniq tushuncha berishini talab qildi. Amerika ovozi to'g'rining xabarida bildirilishicha, Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe Xitoy ziyoratida Hong Kong va Sharq Turkiston masalasi haqida maxsus to'xtaldi. 23 dekabr Shinzo Abe Beijing xalq saroyida Xitoy raisi Xi Jinping bilan ko'rishgan bo'lib, ikkalan 1 soatga yaqin suhbatlashgan. Shinzo Abe suhbat jarayonida Hong Kongning vaziyatidan andisha qilayotganligini Hong Kong'ni bir devleti ikki xil tuzum bo'yicha boshqarib, erkin ichivitilgan holatda saqlab qolishning muhimligini ta'kidlagan. Shundaqla Sharq Turkistondagi kishilik huquq masalasiga mo aniq bir tushuncha berish kerakligini bildirgan. Xi Jinping bu masalaning Xitoyning ichki ishi ekanligini bildirib, temadan otlab o'tib ketgan. Shinzo Abe yana Xitoy bilan talash tortishi bo'layotgan Senkaku orli haqida to'xtalib, Xitoyni orol atrofidagi harakatini to'xtatishga chaqir qilgan. Janubiy Koreya prezident Munning Hong Kong va Uyg'ur masalalarida Xitoyni qo'llaganligini rad qildi. Janubiy Koreya prezident mahkamasi 24 dekabr bayonot e'lon qilib, Xitoy tarafining Janubiy Koreya prezidenti Moon Jae-in Hong Kong va Uyg'ur masalalarida Xitoyning siyosatini qo'lladi degan so'zlarni rad qildi. Janubiy Koreya prezidenti Moon Jae-in Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe va Xitoy raisi Xi Jinping 23 dekabr kuni Beijingda uchrashib, Yaponiya, Janubiy Koreya, Xitoy uch taraf boshliqlar suhbati olib borgan edi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi Xi Jinping bilan Moon Jae-inning uchrashuvida Janubiy Koreya prezidentining Hong Kong va Uyg'ur masalasida Xitoyning siyosatini qo'llaganligini bildirgan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi Moon Jae-inning Hong Kong bilan Uyg'ur masalasi Xitoyning ichki ishi, Xitoyning bu masaladagi siyosatini qo'llaymiz deganligini ilgari surgan edi. Lekin Janubiy Xitoy atiganlik pochtasiga esa xabar qilishicha Janubiy Koreya prezident mahkamasining bayonotchisi Ku Min Jung o'zlarining yuqoriqi masalalarda Xitoyni qo'llaganligini rad qilgan. Ku Min Jung 24 dekabr e'lon qilgan bayonotida prezident Moon Jae-inning Xi Jinping bilan ko'rishganda Xitoyning Hong Kong bilan Uyg'ur masalasi Xitoyning ichki ishi degan maydonini yaxshi xotiriga olganligini bildirganligi, lekin uning bu masaladagi siyosatini qo'llaymiz demaganligini ta'kidladi. Bu qatimqi uchrashuvda Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe mo Hong Kong va Uyg'ur masalasini o'tirg'i qo'ygan bo'lib, u Xitoy rejimining Sharq Turkiston vaziyatiga ochiq oshkora tushuncha berishini umid qildiganligini bildirgan. Xitoy hakkeri Amerikadagi jazo muddati to'shqandan keyin Xitoyga qaytib xizmatini davom qildi. Reuters agentligining 24 dekabrdagi xabarida bildirilishicha, tor hujumi yumshoq detali bilan ta'minlash va ishiltish jinoyati sababli Amerikada qo'lga olingan Xitoy hakker jazo muddati to'shqandan keyin Xitoyga qaytib, asldagi xizmat o'rnida ishlayvergan. Mazkur Xitoy Santiago turmasida 18 oylik qamoqqa hukm qilingan bo'lib, u tor hujumi qo'zg'ashni planlaganlik jinoyatini e'tirof qilgan. U asli Shanghai shaharlik Sodi maktabining o'qituvchisi bo'lib, 2017 yil 8 oyda bir top o'qituvchilar bilan Amerikadagi ma'lum universitetni ziyorat qilib qaytishida Los Angeles aerodromida qo'lga olingan ekan. Hukmnomada ko'rsatilishicha, uning tor hujumiga uchrug'uvchilar o'zak ta'minlaguvchi Qualcomm shirkati, Amerika Avasiya va Davlat mudofaa shirkati, Uyun shirkati, Riot qatorliklar ekan. Sotning aloqador materiallarida yozilishicha, Yuping Anning kompyuter saviyasi yuqori bo'lib, u tor hujumda Sakula nomidagi hakkerlik qurolini ishlatib,
başkalarının kompüterini yıraktan kontrol kılgan. Ama onun bu yumuşak detalga kandak erişkenliki bu detalini kimden yasakallıkı enik emesken. Yakınca 10 yıllardan beri yüz bergen tor hücumları mezkur Sakula namlık yumuşak detal bilen münasebet bulup, UPN Amerika Tibbi Sugurta Şirketi toruğa hücum kılıp, milyonluğun bimarlarının uçurunun aşka arınışıga. Amerika Adem Küçü Başkuruş İşhanesi toruğa hücum kılıp, milyonluğun memurlarının arxipinin uğurlanışıga sebepçi bulgan. Xitay Taşkı İşler Ministerliği bu vaxtı işbadi bildirip, alakadar ekvaldın haberi yok ikerlikini. Xitay rejiminin türlük kanunsuz tor faaliyetlerine karşı ikerlikini tähkitligen. Ve Washington hükümetini teknikiga alakadar dilolarda soğuk uruş tepekkürü boyunca işgılavatıdu dep ayıpligen. Diyanet İşleri Başkarması Reisi Ali Erbaş Şarkı Türkistan üçün söz kıldı. Xitay tecavüzcülerinin vatanımızdaki basturist siyasetinin vahşileşişine ergeşip, bütün dünyada Xitay'a karşı dulkun küçeygendek Türkiye'de mu her sahadın ayıplaşlar devamlaşmakta. 24. dekabrı Türkiye Diyanet İşleri Başkarması Reisi Profesör Doktor Ali Erbaş 37. kıtımlık müftiler meslehet yığında kılgan sözde bütün dünyanın köz aldıda ümmetinin mehzun şehirlerde Yemen'den Şarkı Türkistan'a, Keşmir'den Palestin'geçi bolgan barlık mezlum coğrafyalarda 101 vatkan büyük insani tragediye aldıda insanın kadir kıymetine hürmet bildirdiğin herkandak vicdan egisinin sükut kılıp duruşunun mümkün emestikini bildirdi. Bugün bütün dünyanın gözü önünde, ümmetin mahzun beldelerinde, Yemen'den Doğu Türkistan'a, Keşmir'den Filistin'e kadar tüm mazlum coğrafyalarda büyük bir insanlık dramı yaşanmaktadır. İnsani ve hukuki ilkeleri yok sayan bir anlayış ve zulüm, işkence, baskı, dayatma, asimilasyon ve yıldırma gibi zalimane tutumlar karşısında insan hak ve onuruna saygı duyan vicdan sahibi hiç kimsenin sessiz kalması düşünülemez. Xitay importni azaytishga tirishmoqda. 24 dekabr Germaniya ovozi xabarda bildirilishicha, Xitay 2020 yili 1 yanvardan boshlab tamojni bejini tushirib, importni azaytishni qaror qilgan. Xabarda aytilishicha, Xitay 1 yanvardan boshlab tamojni bejini tushirish haqida e'lon qilgan bayonotida tamojni bejining tushirilishining kundalik turmush buyumlari, yuqori fan texnika mahsulotlari, kompyuter o'ziki, ziqqa va diabet kesil dorisi qatorliq 850 xil mahsulotni kuchga ega ekanligi Tamojni bejini tartibga selishning import moliyasini azaytishga va Xitoy bozorining sirtqi echilishini texnomi yuqori saviyaga chiqarishga foydali ekanligi bildirildi. Ma'lum bo'lishicha Amerika bilan 1 yildan ortiq vaqtdan buyon tamojni bejini o'stirib, savdo urushi qilayotgan Xitoyning iqtisodiy eshishi taxminan 6% ga tushib qolgan bo'lib, 30 yildan buyonki eng tuban saviyaga yetgan. Turkiyaning har qaysi shaharlarida Uyg'urlar haqida yig'inlar o'tkazildi. Uyghur meselesinin halkarada kün sayın küçüğüşüge ergeşip, Türkiye'nin her kaysi vilayet şehir nahilerde mi, Xitay'a karşı narazılık faaliyetleri köpeymekte. Türk akbarat vasıları ve Türkçe ictimai taratkolarda mı, Uyghurlarga elip berilavatkan iğir besim siyasetige, hem de Uyghurlarının hazırkı iğir vaziyetige alahide orun berilmekte. Bulardan sırt, Türkiye'deki her kaysi üniversitelerde Uyghurlar doğrusunda dokulat beriş yığılları ötküzülmekte. 24 dekabr Türkiye'nin Balıkesir vilayetinde Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyeti tanıştırıldı. Faaliyetini Balıkesir vilayeti Ma'arif İdaresi teşkilleyen bulup, Şarkı Türkistan'ı tanıştırış yığını Balıkesir Şüle Yüksel Şenler İmam Hatip Otur Mektebi, Gülşer Mehmet Bolluk Anadolu Otur Mektebi, Albay Tayyan Oğuz Otur Mektebi, Fatime Emin Kutvay Anadolu Otur Mektebi ve İlim Tarkıtış Cemiyeti Katarlık uğurlarda uyuşturuldu. Faaliyetke Şarkı Türkistan Mağrup ve Hemkarlık Cemiyeti Başkatibi Abdülahat Abdurrahman teşlif kılındı. O, her kaysi mektep sağlığı yığılgan okutkışı okuğuşlarına aldı bilen Şarkı Türkistan'ın tarihini kıskıçı tanıştırdı. Arkadan Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyeti hakkında toxtulup, Xitay tecavüzcülerinin Şarkı Türkistan'da yürgüzvatkan basturuş siyasetlerini, ceza lagerlerini tesis kılıp, Şarkı Türkistan halkını itikadi ve milli medeniyetinden vazgeçişki mecburlavatkanlığını, öz akidisi çıntırgan Şarkı Türkistan halkını kırgın kılavatkanlığını tepsili çöndürüp ötü. 25. dekabr İstanbul Silivri rayonunda Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyeti hakkında yığını ötküzüldü. Yığını halk uyuşması teşkilligen bulup, yığınğa Şarkı Türkistan Mağrif ve Hemkarlık Cemiyeti Reisi, Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan teklifinden katlaştı.
Yığında Hidayetullah Oğuzhan Türkiye'deki Şarkı Türkistan davasının hazırkı vaziyet ehvali hakkında toxtulup, Türkiye'de Şarkı Türkistan davasının en yakşı gün tertifki kilovatkan bir mezgillerde mi, bir kısım kişiler Şarkı Türkistan sözünün ornuğa Türkistan digen barlık Türk sistemisi tevah halıklar oltıraklaşkan rayon ismini kollanı vatkallıkını. Hatta Xitay tecavüzçileri koyu olgan Şincan digen ismini kollanı vatkallıkını, Şarkı Türkistan halkının Şarkı Türkistan digen isimden başkanı kubul kılınmaydı kallıkını. Şarkı Türkistan halkı İslam dinine itikat kıldı kallıkını, irki cihette Türk milletiki tevah işkerlikini bildirdi. Şunlukla 25. dekabr günü yana Türkiye'nin garibi şimalığı caylaşkan, Otur Asya Türk Cumhuriyetlerden kilip okuvatkan okuvucularının sani en köp bulgan Karibük şehirdeki Karibük Üniversitesi'de Şarkı Türkistan'da nimeler buluvatıdığı temesi'de. Kastamonu Üniversitesi'de Şarkı Türkistan meselesi ve Xitay'nın hili neyranlarına karşı duruş yolları temesi'de. Türkiye'nin Tokat şehirdeki Osman Gazi Üniversitesi'de kadimden bugün geçi Şarkı Türkistan temesi'de dokulat biriş yığılları ötküzüldü. Mezgür yığılarına yukarıki üniversitelerinin mesulleri, herkaisi fakültitlerinin modirleri, okutukçı ve okuvucular şu vilayetlerdeki herkaisi partiyalarının mesulleri ve ammevi teşkilatları mesullerden bulup köp sandı kişi katlaştı. Karibük Üniversitesi ötküzülgen dokulat beriş yığında Uyghur Akademisi tarmakadaki Xitay Tatqiqat İnstitutu'nun modiri Ferhat Kurban Tanrıtağlı Efendi, Şarkı Türkistan'daki irki kırgınçılıkların hakiki sebepleri temesinde dokulat verdi. Onun dokulatı yığın ahlinin küçülük kızıkışını kozgıdı. Mezkur yığında Uyghur Akademisi'nin icraiye reisi Abdülhamid Karahan Efendi Şarkı Türkistan'ın növetteki vaziyeti ve Xitay'nın asimilasiya siyasi temesinde dokulat verdi. O dokulatıda noktalı kalda ceza lagerleri doğrusu toxtaldı. Karibük Üniversitesi'ndeki faaliyet ahırlaşkandakin Ferhat Kurban Tanrıtağlı Efendi bilen Abdülhamid Karahan Efendi Kastamonu Üniversitesi'nde Şarkı Türkistan meselesi ve Xitay'nın hili neyranlarına karıştırış yolları temesinde dokulat verdi. Konya'da Şarkı Türkistan üçün tarihi namayış. Şarkı Türkistan meselesinin halkaradı gün sayın küçüyüşüge ergişip, Türkiye'nin her kaysi vilayet şehir nahilerde mi Xitay'a karşı narazılık faaliyetleri köpeymekte. Türkiye'nin Konya vilayetinde 22. dekabr günü her hıl ictimai teşkilatlarının katnaşışı bilen kan gölemlik namayış eylip verildi. Bu namayışkı 5000'den köp kişi katnaşkan bulup, halık Xitay'a lanet okuğan halda şehirde yürüyüş kıldı. Ahırda Xitay'nın vatanımızı eylip berivatkan vahşi bastırışları hakkında ahbarat ilan kılış yığını açıldı. Kamakhallarda din ve ahlak dersleri berildiğin boldu. Türkiye Adliye Ministerliği bilen Türkiye Dini İşler Mahkemesi kamakhallarda din ve ahlak dersi orunlaştırış hakkında kilişip, türmedeki mahpuslar, hüküm icra kılınğallar ve yenikletilip bir taraf kılınğallarga dini bilim ve ruhi cihetin maslahat biriş mülazimeti bilen teminleş arkalık, halık içindeki cinayet ötküzüş nispetini tövelletiş ve cinayetçilerinin dini çüençisini aşırışını nişan kılığa. Bu kilişimdeki yarıkın noktalar tövendikçe. Tasdiqi binaen vaizler, dini işler mahkemesi hizmetçileri, pensiyaga çıkan dini zatlar haftada en az 4 gün dini ders berdi. Ösmürlerini tutup duruş oralarda her 100 balığa, çoğlarını tutup duruş oralarda her 200 kişiye bir mesul hadim oralaştırıldı. Kamakhanalarda Kur'an savadını çıkırış, karilik, din ve ahlak dersleri ötüldüğün bulup, ayda en az bir katım dini muhakeme yığını ötküzüldü. Keselhana ve kamakhanalarda dini söhbetler teşkillenip, mehbuslar bilen uçuruşlar oralaştırıldı. Kamakhanalarda dini işler mahkemesinin televizya ve radyo programları tarıkıtıldı. Heyt namazı ve cüme namazı oralaştırıldı. Kur'an kursi ve qariylik kursi kursantları talep kılsa, kursu okuganlık ispati ve şehadetname berildi. Germaniyada yeni bir parlament azası Xitay katliamını kün tertipke keltirdi. Germaniyanın Bremen vilayeti parlament azası esli Türk bulgan Doktor Oğuzhan Yazıcı, parlamente Xitay tecavüzçilerinin Şarkı Türkistanlıklarına irki kırgınçılık edip beri vatkallıkını bildirip, Xi Jinping rejiminin katil Çin Kuango bilen Şarkı Türkistan'da elip berivatkan barlık rezilliklerini küçülük şekilde kün tertipke elip geldi. Ve bunun karşı küçülük inkas bildiriş gerekliliğini tilga aldı. Şunlukla Uyghurlarının beşiği kilovatkan bu içinişlik paciyaga İslam dünyası Xitay'nın 4 kuruş pulu üçün sükutu turuvatkanlıkını bildirdi. Onun sözleri parlament azaları tarafından kızgın alkışka erişti. Hürmetli televizyon görüşler, şunaklı bir günkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki haberimizi görüşükçe eserlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şunaklı program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.